birleşe kazanacağız. Sağlık hakkımız yok. Kısaca bu bütçede sosyal devlet yok. Emekçiler, emekliler, küçük üreticiler, işsizler, yani halk yok. Yarın basın açıklaması yapacağız. Türkiye'de 40 merkezde basın açıklaması yapacağız. Bunlardan birisi de İstanbul Kadıköy'de olacak, Kırtım'da. Evet, seslerimizi duyurmak için tabii böyle kapsamlı bir eylem örgütledik. Daha sonra başka eylemlerimiz de olacak. Emekliler neden sokakta? Emekliler yoksul, emekliler aç. Yani yoksulu bırakalım da artık yoksulluk Türkiye'de kabul edilir bir şey haline gelmiş. Açlık ama kabul edilecek bir şey değildir. Emekliler aç olduğu için bu açlığı nasıl giderileceğini, emeklilerin daha refah bir ortamda nasıl yaşayabileceklerinin yollarını aramaya çalıştık. Bu süre içerisinde yaptığımız bütün çalışmalar sonucunda şuna karar verdik. Dedik ki emekliler örgütlenmese bu iş olmayacak. Kurtuluş kendi ellerimize dedik ve örgütlenmeye kalkıştık. Dolayısıyla emeklilerin sorunlarını bir bir analiz ettik. Ve geldiğimiz noktada yaklaşık 16 milyon emekli var. Ve bu emeklilerin 3'te 2'sinden çoğu 10 milyon ve onun altında 10 bin lira ve onun altında maaş alıyorlar. Yani 4,5 milyon dul ve yetim var. Bunların hepsi 10 bin lira alamıyor. Yani işte belli bir yüzdesini alıyorlar 10 bin liranın. Dolayısıyla 10 bin lira ve altında yaklaşık 10 milyon emekli var maaş alan. Şimdi geri kalan memur emeklileri veya başka işte, kamu çalışanı olup da işçi olup emekli olanlar biraz daha yüksek alıyor ama bunlar da aldıkları maaş ev kiralarını bile karşılayamıyor. Yani pazara çıktığımızda 1 kilo biberin 100-150 lira olduğu, 1 kilo domatesin 30-40 lira olduğu bir yerde, 1 kilo salatalığın bile 41 lira olduğu bir yerde artık emeklilerin 10 bin lirayla çalışma, yaşama şansları kalmamıştır. Dolayısıyla biz de buradan bir çıkış aradık. Bunun için iktidara ulaşmaya çalıştık. Çok da kabul etmiyorlar. Dolayısıyla eylem ve etkinliklerle sesimizi duyurmaya çalıştık ve sendikalar oluşturduk. Şimdi biz de tüm emeklilerin sendikasını örgütledik ve o sendikanın eylem ve etkinliklerle emeklilerin sesini Türkiye çapında duyurmaya çalışıyoruz. Burada çok önemli bir sorun var. İşte her 6 ayda bir yüzdelik zamlarla emeklilerin oyalandığını görüyoruz. Ve bu yüzdelik zamların aslında baskı altına alınmış, bastırılmış enflasyonla o oranda vermeye çalışıyorlar. Bunun da doğru olmadığını söylüyoruz. Çünkü Türkiye'deki gerçekten enflasyonun %130'lara vardı bir yerde %64-65 enflasyon ölçeğiyle bize zam veriliyor. Bu da bizim fakirleşmemize, yoksullaşmamıza neden oluyor. Bir tek o değil tabii. 2008'de çıkarılan sosyal güvenlik reformu ile birlikte kazanca dair prim güncellemesi de %100'den %30'a düşürüldü. Böylelikle emeklilerin çok düşük maaş alması iktidar tarafından sağlanmış oldu. Şimdi bunlara karşı bir duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İktidarla bu konuda da işte duyuyor aslında sesimizi ama tabii işine gelmiyor. Tercihleri farklı olduğu için işine gelmiyor. Onu kamuoyunda biz duyuracağız ve onların bu sağır kulaklarına bilmiyorum bir sesimizi duyurmanın yöntemlerini aramaya çalışıyoruz. O kadar paramız yok, o kadar faturamız yok. Bulunan doğalgaz da gaz olduğu için yok oldu. Sözde Karadeniz'de gaz bulunmuştu vesaire. Maalesef seçim zamanları bu bulunan gazlar, benzin, mazot vesaire her şey yok oluyor. İktidar ve saray bizleri sadece açlığa mahkum etmiyor. Aynı zamanda örgütlenmemizi de engellemeye, bizleri tamamen sessiz bırakmaya, biat ettirmeye zorluyor. Bunu yaparken de adalet ve hukuk tanımıyor. Emekli sendikalarını defalarca kapatarak emeklileri çaresizliğe itmeye çalışıyor. Açlık sınırı BESAR'ın araştırmasına göre 22.834 lira. Bunun yarısından daha az alıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir şey. Dolayısıyla evet, yani seçim dönemlerinde her zaman yaptıkları şöyle bir şey var. Emeklileri umutla oyalamaya çalışıyorlar. Yaptık, yapacağız, şu zaman yapacağız gibi sürekli alışa geldiğimiz yöntemleri deniyorlar.
En sonunda yaptıkları şey 2023 enflasyonunun yüzde kendilerinin belirlediği enflasyon. Onu öyle diyorum ben. Gerçek enflasyon değil o. %65 iken bunlar %50'lik bir zam yaptılar şeylere, bayram ikramiyelerine. Dolayısıyla bayram ikramiyelerini bile çok düşük yaptılar. Şimdi bayram, hani seçim dönemi olduğu için aslında 1000 lira verdiler, öyle %50'lik bir zam yaptılar. Seçim dönemi olmasaydı bunu da vermeyeceklerini biz biliyorduk. Emekliler mi bu iktidarın sorumlusu? İşte emeklilere para verilmiyor ama emekliler bu iktidarı destekliyor biçimde bir genel kanı var, oy veriyor diye. Bizim çağrımız şudur. Bu doğru bir tespit değil, bir kere onu söyleyeyim. Şöyle bir şey. Emeklilerin iktidar ve paydaşlarına verdiği oy Türkiye ortalamasının hemen hemen aynıdır. Çok fazla bir şey değil. Ve bu son zamanlarda ise bu oran gittikçe düşmüştür. Ve şunu da söylüyoruz. Buradan çağrımızdır bütün emeklilere. Size bakmayana oy mu yok diyoruz. Vermeyin yani. Başka çaresi yok çünkü. Ve umuyorum ki 31 Mart seçimlerinde emekliler bu anlamda güçlü bir ses çıkaracaklar ve iktidara güçlü bir uyarı yapacaklardır diye düşünüyorum. 1 Nisan'dan sonrası çok daha vahim olacak. Yani sürekli seçim ekonomisi üzerinde bir gidişatı olan iktidar, seçimin olmayacağı 4 yıl içerisinde bizi çok kötü zamanların beklediğini biliyoruz. Dolayısıyla belki enflasyonun altında bile 6 ayda bir yaptıkları zamı yapmayacaklardır. Bayram mükemmelerini belki uzun süre arttırmayacaklar değil de çok cüzi arttıracaklardır. Bunu biliyoruz. Fakat buna karşı geniş bir örgütlenme, barışçıl ve demokratik olmak koşuluyla direnç gösterirsek yani o kadar da bu iş kolay değildir. Yani sesimizi duyurmaya çalışacağız. Biliyoruz. Yani para yok deniyor. Bunlar hepsi hikaye. Türkiye'de eğer 2004 yılında işte bütçeye baktığımızda silinen vergi açıklamaları 2.2 trilyon olacağı söyleniyor. Böyleyse bu para yoksa bu niye siliniyor? Ya da işte bildiğimiz şirketlerin vergi borçlarının silindiğini biliyoruz. Yani bu para yoksa bu nasıl oluyor? Yani sorun tercih meselesi. Eğer belli şirketlere, yanında şirketlere veya işte iş insanlarına, iş dünyasına aktardıkları parayı eğer emeklilere, emekçilere aktarırlarsa bu sorun çözülür. Yoksa para yokluğundan değildir, tercih sorunudur bu. Buradan bir çağrım da çalışanlar olacaktır. Şimdi çalışan arkadaşlarımız da, biz de çalışıyorduk bir dönem, yarın emekli olacaklar hepsi. Bakın onları da çok kötü günler bekliyor çünkü bu 2008'de çıkarılan reform adı altında çıkarılan yasa, bugün çalışan emekliler yarın emekli çalışanlar pardon yarın emekli olduklarında maaşları 5'te 2'ye kadar düşecektir. Yani onlar için de durum kötü. Onun için bizim bu yapacağımız basın açıklamamıza, eylem ve etkinliklerimize çalışan arkadaşlarımızın destek olması ve birlikte omuz omuza bir mücadeleyi örgütlememiz gerekiyor. Başarı biraz da böyle gelecektir ve biraz da kendi sorunlarına böyle çözüm bulacaklardır diye düşünüyorum. Buradan bütün halkımıza çağrımızdır. Emekliler hemen hemen her evde bir emekli vardır zaten. Dolayısıyla sadece 16 milyon değil emekli. Onların işte eşleri, çocukları veya akrabaları neyse. Dolayısıyla çok da bizim tahminimize göre 30 milyon civarında bir kitleye sesleniyor. Dolayısıyla herkesi 40 merkezde yapacağımız basın açıklamasına yarın bekliyoruz. Kadıköy'de saat 13'te yapacağız. Eskişehir'de yine adalardan 7'lere yürünecek. Orada saat 13'te yapılacak. Antalya'da saat 14'te. İşte Mersin'de saat 12.30'da yapılacak. İzmir Konak'ta yapılacak yine öğle saatlerinde. Yani Türkiye'nin birçok merkezinde eylemler yapılacak, basın açıklamaları yapılacak. Bütün halkımızı bekliyoruz.